Merhabalar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ekmiş olduğu Alan Cuma'daki kenevir tarlasındayım. Bunlar endüstriyel kenevir. Sizin bildiğiniz gibi bir şey değil. Tabii bunu yanlış anlayan arkadaşlarımıza tabii ki elbette çıkacaktır. Bir tane çıktı bile. Rıfkı, bu o değil. Bu endüstriyel kenevir. Bu senin bildiğin kenevirlerden değil. Yok yok. Sen gider misin lütfen? Lütfen şuradan şöyle git. Yani kenevirlerimiz ekonomik anlamda ülkemizi ferahlatacak, rahatlatacak. Biz böyle düşünüyoruz. Rıfkı sen gitmedin daha ya. Ya Rıfkıcığım yok. O bil kes kaydı kes. Bu o değil bak. Ben sana anlatacağım. Kenevir deyince aklınıza ne geliyor? Böyle bir bitki neden var? Sakarya Büyükşehir Belediyesi neden kenevir ekiyor? Sürekli bunun hakkında geyikler dönüyor. Bakalım insanlar bunun hakkında ne düşünüyor? Hadi gidelim. Kenevir deyince aklına ilk geleni söyler misin bana? Tam adamına denk geldin. Aynen. Kenevir deyince aklıma ilk ne geliyor? Çok güzel şeyler geliyor. Ne gibi? Şimdi serbest mi konuşabilir miyiz? Tabii serbest. Kameralarımıza her şeyi anlatabilirsiniz. Bu arkadaşımızı gözaltına alın. Lütfen. Esrar, uyuşturucu şeyler geliyor aklıma genelde. Kenevir deyince aklıma Sakarya geliyor. İnsanlar burayı esrar yatağı olarak biliyor. Bunlar bize komutanım. Neden? Adapazar gişeleri hafız yokmuş. Adapazar gişeleri hafız yokmuş. Hafız yokmuş. Adapazar gişeleri. Adapazar gişeleri. Adapazar gişeleri hafız yokmuş. Hafız yokmuş. Ne olabilir ya? Kenevir. Şey değil mi ya kenevir? Kenevir. Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey. Esrar değil mi? Evet esrar. Esrar. Esrar geliyor. Tabii ki uyuşturucu. Kenevir deyince ilk akla insanların esrar, işte kendinden geçmesi. Bu uyuşturucu maddeler falan aklıma geliyor açıkçası. Baba biz keneviri biliyoruz yani, ben şimdi sana tarif edemem ki. Hayatın bir parçası. Kafa güzelliği. Sonra bir düşüşü var, bir yükselişi var. Hayat bir zulümse çek keneviri gülümse. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Otu içersin. Evet. O gittikçe daha çok, daha yükseni, daha yüksek kafayı yaşamak istersin. İlk ottan sonra skunk, jamaika, bonsai. Öyle öyle yükselirsin, öyle öyle de hayatını bitirirsin. Boyun kaç Berat? Galiba tam 2, yanlış ölçülmüyorsa. 2 metre misin? Tam 2 metre, evet. Ben kısa boylu değilim, arkadaş çok uzun. Kenevir deyince normalde kenevir bir ilaçtır. Evet. Tamam mı? Normalde bir ilaç olarak kullanılır. Süper. Ama biz keyifçi modeli var, bir de tedavi modeli var. Şimdi devlet dediği zaman tedavi oluyor, biz dediğimiz zaman suç oluyor. Türkiye'de hani kenevir deyince direkt milletin aklına esrar geliyor. Ama aslında kenevir faydalı bir bitki ya. Çevreye oksijen salımında en etkili bitkiymiş. Bunları yanlış olarak kullanıyorlar. İnsanları zehirliyor bunlar. Endüstriyel kenevir güzel bir lif kaynağı dediğim gibi tekrardan. Ormanlık arazileri alternatif olarak yapılabilir. Onun haricinde kıyafet sektöründe, tekstil sanayide kullanılabilecek bir şey. Bunun değerlendirilmesi hoşumuza gidiyor. Merhabalar. Merhaba. Adınız ne? Elanur. Elanur Bela, gözleri. Bu şaka artık komik gelmiyor. Peki şey diyeceğim, kenevir deyince aklına ilk ne geliyor? Yeşil hazine. Kenevir, yeşil hazine. Peki yeşil hazine deyince ilk aklınıza ne geliyor? Bak tişörtüme. Ha, o zaman tamam. Tamamdır o zaman. Yeşil hazine denince oksijen veren, fotosentezi fazla yapan bir ağaç ürünüdür bu. Ne bu şey değil mi bunun adı? Neydi bunun adı? Marijuan. Camir yok. Frene hala geldi. Çok güzelmiş. Aynı senin de öyle aynaya var. Bakıyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Yeşil hazine muhabbeti hakkında düşüncelerin neler? Vallahi bundan 30 sene evvel giyseydim bunu, yaşım 44. Bu şehirde doğdum büyüdüm, 44 yaşındayım. 30 sene önce giyseydim herhalde ortada dayak yerdim. Ama şimdi bunun, bu bitkinin olumsuz yanı kullanılmıyor. Mesela ben Erzurumluyum aslen. Bizim orada mesela sokakta, caddede bile hani görebilirsin ama yabani şey onu, yani kafa yapmayan cinsi. Yeşil hazine endüstriyel kenevir. Bunun içerisinde kafa yapıcı madde yok. Oran, sana şöyle söyleyeyim, Hint kenevirindeki oranla içerisindeki oran şu şekilde. Binde, bak binde iki oranında. Kenevir bir dönüm ormanın verdiği oksijenin 25 katını veriyor. Ve bir ağaç 20 yılda yetişirken kenevir 4 ayda yetişiyor. Daha çok yetişiyor. Allah Allah. Ve tarım ilaçları kullanılmasına gerek yok. Hem daha fazla oksijen, hem tarım ilaçlarına gerek evet. Yok. 25 bin çeşit alanda ham madde olarak kullanılan bilen bir bitki. Hani boya sektöründe, kozmetik, tıp,
Ayakkabı, kot, gömlek, tişört, kağıt, plastik her şey kenevirden üretilebiliyor. Yani kenevirden elbise yapıldığını, hatta arabaya kaplaması yapıldığını, yakıt bile yapıldığını öğrenince şaşırdım. Tabii canım, sağlıktan kıyafete varana kadar baktığınızda bugün kullandığınız her şeyde nasıl bir aloe vera bitkisinin içerisindeki jeli kullanıyorsanız ya da işte atıyorum ayva çekirdeğinin içerisindeki sağ çekirdekten jel yapıp pasta malzemesi ya da işte sağlık için öksürüğünüzü gidermek için kullanabiliyorsanız bunu da değerlendirmeniz lazım. O zaman daha çok kalitesi düşmez mi? Hayır, daha dayanıklı oluyor. Mesela kenevirden yapılan yollar, asfalt yollar asırlarca dayanabiliyor. Çiftçilere de lisans veriyor mu yoksa isteyen ekebiliyor mu? Çiftçilerin buna yönlendirilmesi amaçlanıyor artık. Çok güzel. Ya kenevir kooperatifleri kurulabilir aslında. Yani var mı yok mu o konuda bir bilgim de yok açıkçası ama bunun işlenmesi bakımından bunlar fabrikalara yönlendirme yapar. Yani benim tahminim, düşüncem bu yönde. Zaten ekimi burada yapılıyorsa, her şeyi burada yapılıyorsa bunun tekstil sanayine kazandırılması da buradan yapılır. Amerika'da çiftçi olan herkesin biraz da kenevir ekmesi zorunluymuş. Amerika hani biz bu maddeyi kullanıp gelişmesin diye, ülke gelişmesin diye bunu kötü bir şey olarak gösteriyor. Esrar diyor bu. İşte insanlar da ailesine mesela esrar şu bu falan filan. Böyle çevrede hep böyle kötü bir bitki olarak, kötü bir şey olarak kalıyor. Ve ülke bu kenevirde gelişmiyor. Bir takım emperyalist insanların, ülkelerin marijuana'yı ön plana çıkartıp endüstriyel kenevri kötülemesi üzerinden oynanan bir oyun bu. Bunu Afrika'daki veya Rastalı kardeşlerimizin, Jamaikalı kardeşlerimizle uzaktan yakından alakası yok. Zamanında parası olan insanlar muhtemelen bunu lekeledi. Lekeledikten sonra da bu şekilde devam etti. Yani bence faydalı olacak ülkemize. İnşallah faydalı olur. Ekonomiyi güzelleştiriyor, seni değil. Ben bile daha şimdi öğreniyorum bunları bazı. Ben 63 yaşındayım. Ben bile daha hala bak bunu onda bunu ayırt etmek için daha yeni anlıyorum. Tişört de gerçekten güzelmiş. Ben sana vereyim ben mi? Ben beğendim. Biz sana tişörtümüzü hediye etmek istiyoruz. Kenevir, yeşil hazine. Yeşerir Hafız City. Ekince eser yenide. Geldi yeniden nehre ters güzeller şehrimde. Kenevir, yeşil hazine. Yeşerir Hafız City. Kardeşim çok yakışmış. Eyvallah, teşekkür ederim. Her zaman gururla giyeceğim bir şey tişört olduğunu söyleyebilirim yani. Teşekkürler. Teşekkürler.